Merhaba bugün 5. sınıflar için yazılı hazırlığı yapacağım. 2. dönem 1. yazılı fen bilimleri yazılısı. Elimde normal bir yazılı var. Sorularını çözeceğim. Gerekli olan yerlerde de bilgi takviyesi yapacağım. A bölümüyle başlayalım. Aşağıda tabloda saf k sıvısının sıcaklığının zamana bağlı değişimi gösterilmiştir. Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayalım. Aşağıda boşluklar var. Bu boşluklarda k sıvısının 2. dakikada ne olduğu ile ilgili buna benzer sorular. Ama biz önce bu soruları cevaplamadan önce Tabloyu çizelim yani grafiğini tablodan yararlanarak grafiğini çizelim daha doğrusu Ondan sonra Bu e, sorulara bakarız Şöyle ikisini beraber gözüktüğü bir Yer yapıyorum hem tablonun Hem grafiğin Grafik çizerken dikkat etmemiz gereken Sadece bu belirli noktaları eşleştirmek Bu noktaları eşleştirdikten sonra e, O noktaları da birbiriyle birleştirdiğimiz zaman grafiğimiz ortaya çıkıyor Tablodan yararlanarak çiziyoruz Her bir noktayı bulurken bir zaman, bir de sıcaklık bileşenini birleştirerek bunu yapıyoruz. Bunu yapabilmemiz için öncelikle bunları tabloda yerlerin, tablodaki bilgileri e, grafikteki eksenlerin yerlerine yazmamız gerekiyor. Şurası orijin sıfır noktasıdır. Bu ikisi için sıfırdır, hem sıcaklık için hem zaman için. Zamanda sıfır kullanmış sonra 2, 4, 6, 8, 10 ve 12 olarak devam etmiş. Sıcaklıkta onar onar devam ediyor yani şurası onsa 20, 30, 40 ve 50. Genelde çok yapılan bir hatadır. Tekrar buraya çizip 50 50 diye devam edilir. Ama bunu bir sayı doğrusu olarak düşündüğümüz zaman sadece bir tane 50 vardır. O yüzden sadece bir tane 50 yapmalıyız. Asla bir rakam ardarda tekrar etmemeli. Şimdi yapmamız gereken sıfırla 10'u birleştirmek. Sıfırla 10'u birleştirirken. Buradan sıfır geliyor. Buradan da 10 geliyor şeklinde düşünmemiz gerekiyor. Yani bizim noktamız şurası oluyor. Şöyle çizgileri kullanalım. Yani şöyle şu nokta bizim birinci noktamız. İkinci nokta 2 ile 20'nin birleşmesi yani buradan 2 gelecek. Buradan da 20 gelecek ve birleşecek. 4 ile 30 aşağıdan 4 geliyor. Buradan da 30 geliyor ve noktamız buradan birleşiyor. 40'dan 6, 40 buradan geliyor. 6 da aşağıdan geliyor, birleşiyor. 8 de 50. 8 ve 50. 10 ile 50. 10. Ve buradan 50 geliyor. 12 ile yine 50. Bakın aynı 50'yi kullanıyoruz. Bir daha 50 50 yazmamıza gerek yok. Şimdi bu kesiştiği noktaları birleştireceğim. Farklı bir renk kullanayım. Yeşil kullanayım. Evet birinci noktam böyle geldi. Devam etti yukarı kadar. Ondan sonra da şöyle paralel çizdi. Bunu da daha düzgün çizmek adına şöyle yapalım. Evet şu şekilde üstünden geçmiş olalım. Bu şekilde bir grafimiz oluştu. Şimdi bu grafikten yararlanarak aşağıdaki sorulara bakacağız. K sıvısı ikinci dakikada nokta nokta sıcaklıktadır. Bakalım dakikamız nerede? Aşağıda zaman. İkinci dakikada sıcaklığına baktığımız zaman 20'yi gösteriyor. Yani 2 ile tam olarak eşleşen sıcaklık değerine bakıyorum. O zaman 20 derece santigrat sıcaklıktadır. Doğru cevabımız. K nokta nokta dakikada kaynamaya başlamıştır. Bu bir sıvı olduğuna göre şu esnada sıvıdır ve sıcaklığının sabit kaldığı bu noktada da kaynamaya başlamıştır. Demek ki 50 derece santigratta de kaynamaya başlamış. Dakikasına bakarsak 8. dakikada bu iş başlamış. Demek ki S K 8. dakikada kaynamaya başlamıştır. 6. dakikada K sıvısı nokta nokta sıcaklıktadır. 6'yı buluyorum ve bu yolu devam ettiğimde karşıma çıkacak olan sıcaklık 40 Demek ki 6. dakikada K sıvısı 40 derece santigrat sıcaklıktadır. K sıvısının kaynama sıcaklığı nokta nokta derecedir. Dediğim gibi sıcaklığın sabit kaldığı bu nokta kaynama noktasını gösterir. O da 50'dir. Demek ki kaynama sıcaklığı 50 derece santigrat'tır. 50 derecedir demiş direkt. K sıvısı 8. dakikayla nokta nokta dakikalar arasında kaynamıştır. Burada 12 dakika arasında kaynadığı gösteriyor belki 13-14'te de kaynıyordur ama grafikteki bilgiler sadece bu kadar yani hemen kaynama işte bitmiş ya da bitmemiş gibi bir ifade yok buradaki grafiğe göre 12 yazabiliriz sadece 12 12 dakikalar arasında kaynamaya devam ediyordur O yüzden cevabımız 12'dir grafiğimiz ve verilen bilgileri bu şekilde buluyoruz bulurken grafik okuma deniyor bu. Eğer bana ikinci dakika diyorsa evet buradan ikinci dakikayı buluyorum. Sıcaklığını soruyorsa bunu takip edip buna karşılık gelen sıcaklık değerini buluyorum. Örneğin şöyle de diyebilir. 45'in 45 derece santigrat olduğu zaman işte bu 6 ile 8. dakikalar arasındadır. 45 arada bir şey olduğu için bir bilgi vermediği için şuraya gelir. Biri 6 biri 8 demek ki gerçekten ikisi arasındadır olabilir derse ve 7 olabilir derse bunu da kabul ederim. 7. dakika olabilir bu. Çünkü 6 ile 8 arasındadır gibi yorumlayabiliriz. Şimdi kalemi kapatıyorum. Diğer soruya geçiyorum. Bu durumda siliniyor kısım. B bölümüne geçtim. B bölümüne diyor ki aşağıdaki kutucukları uygun şekilde doldurunuz. Bakalım. Doğal ışık kaynakları ve yapay ışık kaynakları. Yapay ışık kaynakları insan eliyle yapılanlar. Diğeri de doğada olanlar doğada. Bu şekilde ayırt edebiliriz. İlk bu kısımda ay vermiş. Şimdi ay bir ışık kaynağı değildir. Işık kaynağı değil. Bunu şaşırtmak için vermiş. Ay bir ışık kaynağı değildir. Sadece güneşten gelen ışınları yansıtır. Yani bir yansıtıcıdır sadece. O yüzden ikisine de bir şey yazmayacağız. Güneş doğal ışık kaynağıdır. Çünkü insan yapımı değildir. Doğada olan bir şey. Daha doğrusu Bizim güneş sistemimizde olan bir şey insan yapımı mıdır değil midir mantığıyla Yürümemiz daha kolay oluyor mu mesela insan yaptığı için yapay ışık kaynağı Şimşek insan yapmamış doğal ateş böceği insan yapmamış doğal Yıldızlar insan yapmamış doğal ama el fenerini insan yapmış O yüzden yapaydır Bu şekilde sınıflandırırız. Yani insan yapıp yapmadığı bize daha iyi Yönlendirir Şimdi B'den sonra C bölümüne geçiyorum C bölümü doğru yanlışla ilgili aşağıda verilen bilgilerden doğru olanın yanına D yanlış olanın yanına Y harfi yazın. Şöyle 10 tanesini de görecek şekilde bakalım. <laughs> Işık bir enerji çeşididir. Evet bu doğru bir ifadedir. Güneş ışığı geldiği zaman herhangi bir yüzeyi ısıtır yani ısı enerjisine dönüşür. Zaten enerji bir enerji başka bir enerjiye dönüşür. Bu da bunun ispatıdır aslında bakarsanız. Ay bir ışık kaynağıdır yanlış çünkü ay bir ışık kaynağı değildir. Az önceki soruda da çıkmıştı. Kışın elektrik telleri genleşir. Genleşme dediğimiz olay ısı alırsa olur. Isı etkisiyle hacminin artması. Hacim artar. Genleşme budur. Şimdi kışın ısı almadığı için böyle bir şey olmayacağı için kışın büzülme olur. Şöyle gösterelim. Büzülme Elektrik telleri kışın büzüldüğü için gerginleşir. Gerilir. Bu şekilde de sorulabilir soru. Burada kışın elektrik telleri genişler demiş. Bu yüzden bu ifade yanlıştır. 4. Cam, su, hava opak maddelerdir. Bununla ilgili soru olduğu için şimdi çok ayrıntısına girmiyorum. Opak saydam olmayan maddedir. Ama bu saydığımız cam, su, hava saydam olduğu için bu ifade de yanlıştır. 5. Işığın bir kısmını geçiren maddeleri yarı saydam madde denir. Kısmen geçirir diyor kitabımızda zaten. Kısmen belli bir bölümünü geçiren demektir. Yarı saydamdır. Bu doğru bir tanımdır. 6. Tam gölgenin oluşması için opak madde ve ışık kaynağı gereklidir. Evet bir opak maddeye ve ışık kaynağı etki etmeni Gereklidir bu ikisi. Bir de perde olursa tam olur. Ama burada zaten gereklidir diyor. Yeterlidir dememiş. O yüzden bu ifade doğru bir ifadedir. 7. Halı gibi pürüzlü yüzeylerde düzgün yansıma olayı görülür. Düzgün yansıma olması için pürüzsüz bir yüzey olmalı. Örneğin ayna gibi bir yüzey gerekli. gerekli. Bu durumda düzgün yansıma olur. Bu durumda bu da yanlıştır. Taş, tahta, demir blok, beton saydam maddelerdir. Saydam madde üzerine gelen ışığı geçiren maddelerdir. Bunların hiçbiri geçirmeyeceği için bu ifade de yanlış bir ifadedir. Erime donma sayesinde günlük hayatta birçok eşya yapımı yarar, yapımında yararlanır. Örneğin demiri eritiriz. Erittikten sonra kalıba dökeriz. Kalıba dökünce de donar. Ve biz bu sayede birçok eşyayı yaparız. O yüzden bu ifade doğru bir ifadedir. Erime süblinleşme ısı kaybederek gerçekleşen hal değişimleridir. Şuraya yazarsak katı sıvı ve gaz. Katının direkt olarak gaza dönüşmesi süblinleşme Aynı şekilde katının e, sıvıya dönüşmesi şu şekilde bu da erime olayı. Eğer yön bu tarafa ise yani katıdan gaza doğruysa bunlar ısı alır. Yani bir buz, buz ısı aldığı zaman sıvıya döner hatta sıvıda ısı alınca işte bu su buharına döner. Ya da katı e, bir naftalin süblinleşmesi ısı aldıktan sonra direkt gaza döner. Burada ısı kaybederek diyor tam tersi yani o yüzden bu ifade yanlış bir ifadedir tam tersi yönde hareket ederlerse örneğin bu yönde hareket ederlerse, evet bu ısı vererek olur. Isı yani buradaki olayların tam tersi süblinleşmenin tam tersi kralaşma erimenin tam tersi de donma olarak düşünürsek bunlar ısı vererek gerçekleşir. Evet bu bölümü de geçiyorum. D bölümü boşluk doldurma bölümü bakalım diyor ki aşağıdaki cümlelerdeki boşlukları yerleri uygun kelimelerle tamamlayınız. Işık no, nokta nokta yayılır. Şimdi burada doğrular var ve boşlukta var. Burada hiç ek alma gibi bir durum yok. Tam uyumlu verilmiş boşluklar. O yüzden tabii ki ışık boşlukta yayılır diyeceğiz. Boşluktan kastımız uzay boşluğudur. Uzay boşluğu madde yok. Madde yok. Çünkü ışığın yayılması için maddesel ortama ihtiyacı yoktur. Hatta boşlukta tanecikleri çarpmadığı için daha hızlı yayılır. O yüzden ışık boşlukta eğilir. Doğru bir ifadedir ve uyumludur. Isı alan, ısı alarak maddenin boyutlarındaki artışa genleşme denir. Yukarıdaki soruda bahsetmiştik. Isı alarak boyutları artıyorsa bu genleşme, ısı vererek boyutları küçülüyorsa buna da büzülme deniyordu böyle konumuzda ikisiyle ilgili genelde işte elektrik telleri ile ilgili örnekleri vardı. Tren rayları ile örnekler vardı. Köprülerin ile ilgili örnekler vardı. Bunlar belirli bir aralık bırakarak örneğin dişliler arasında belirli bir aralık bırakılıyordu. Çünkü genleşme payı bu genleşme payı olmasaydı bunlar şu şekilde yukarı doğru bükülürdü. C. ışık her yöne nokta nokta halinde yayılır. Evet bu uygun olarak doğrular diyebiliriz doğrular. Işının bu doğrularına da ışın deniyordu. Işığın doğrularına ışın. Şu şekilde tek yönlü. Bu bir ışındır. Işınlar halinde yaydır ışık. Bakalım. De, opak cismin arkasında oluşan karanlık bölgeye tam gölge denir. Tam gölge. Eğer bir tane ışık kaynağın varsa şöyle bir fenerim ve şöyle önünde opak bir cisim varsa buradan yolladığım ışınlar şu şekilde bir tam gölge oluşturur. Tam gölge. Tam gölgenin tanımı olarak da eğer bir tane ışık kaynağı varsa ve burası o ışık kaynağından ışık almıyorsa buna tam gölge denir. Işık iki tane ışık kaynağı olduğu zaman örneğin başka bir ışık kaynağı daha var ikincisi birinden alıyor, diğerinden almıyorsa ona da yarı gölge denir ama o zaten kitabımızda böyle bir konu olmadığı için anlatılmadı. E öğle vakti güneş tam tepedeyken oluşan gölge gölgeler e, yukarıdaki ifadeye göre kısa uygun. Çünkü tam olarak üstümüzden geldiği için şöyle örneğin bir kişi var burada. Tam olarak üstünden geldiği için gölgesi ayaklarının altında olur. Ama şu yandan bir geldiği zaman şöyle uzar bacakları kafası Demek ki sabah vaktinde güneş doğarken ve akşam vaktinde aynı şekilde buradan geldiği zaman gölgesi yine uzun bir şekilde arka tarafa doğru yatar. Sabah ve akşam vaktinde gölge boyu uzundur. Öğle vaktinde örneğin 12 gibi bir vakitte ise en kısa halidir şeklinde yorumlayabiliriz. Boşlukları da bu şekilde doldurduk. Diğer kısma geçiyorum. Evet E bölümü saydam yarı saydam opak konusu. Baktığımız zaman karton ışığı geçirmediği için opaktır. Cam saydamdır. Su saydamdır. Buzlu cam yarı saydamdır. Kısmen geçirir. Duvar geçirmez opaktır. Yağlı kağıt az geçirir yarı saydamdır. Bulut yarı saydamdır. Çünkü güneşin önüne geldiği zaman güneş ışığının bir kısmını geçirir. Tamamını da kapatmaz. Yine güneşi görebiliriz bazı bulutların arkasından çok koyu olmadığı sürece hava çok kapalı olmadığı sürece o yüzden yarı saydamdır tahta opaktır demir opaktır genelde saydamlar ayırt edilebiliyor ışığı tamamını geçirdiği için opak da ayırt edilebiliyor ışığın yine neredeyse işte hiç geçirmediği için tamamen geçirmediği için daha doğrusu ama yarı saydamlar hakkında tereddüt olabiliyor. Burada olmayıp bir kay, olmayıp kullanılan birkaç tane ekleyeceğim. Mesela değerli taşlardan renkli taşlar yakut zümrüt Bunlar renkli taşlardır, değerli taşlardır. Işığın bir kısmını geçirir. Örneğin yine kullanılan bulut gibi yeryüzüne yakın şekilde oluşan sis bunlara örnek olarak verilebilir. Tül örnek olarak verilebilir. Bunlar genelde kullanılanlardır. Yarı saydamlar dediğim gibi daha çok sorulduğu için bunları da bu bilgilerin üstüne ekleyebiliriz. Devam ediyorum. E bölümünden sonra F bölümü var. F bölümüne bakarsak burada da yansıma olayındaki gelme açısı ve yansıma açısını istiyor. Şimdi bu ışın gelen ışınımız Şuradan oktan anlıyorum. Gelen ışın yüzeye dokunduğu anda yüzey normalini çizerim. N harfiyle gösteriyorum bu hayali çizgimi. Ve gelen ışınla buna G diyelim. Gelen ışınla yüzey normali arasındaki açıya da gelme açısı isterim. 30. Ondan sonra ışın yansır. Oktan anlıyorum. Yansıyan ışın bu. Y diyelim buna da yansıyan ışın olduğu için. Yüzey normali ile yansıyan ışın arasındaki şu açıya da Yine gelme açısıyla eşit olur. Ve Yansıma açısı denir. Bu da 30'dur. Bu durumda 30'a 30 şeklinde gelme ve yansıma açılarını buluruz. Burada ayna ile yaptığı açı verilmiş. Tamamı 90 derece olduğu için buraya 70 derece kalır. Bu benim gelme açımdır. Çünkü gelen ışın ve yüzey normali arasındaki açıdır. Yansıma açısı da aynı olacaktır. O da yansıyan ışınla yine yüzey normali arasındadır. 70'e 70 bulunur. Burada da yine oktan G, gelen ışın oktan anlıyorum. Y yansıyan ışın yüzey normali. Buradaki 50 yüzey normali ile gelen ışın arasında olduğu için gelme açısıdır. 50 ve gelme açısı da yansıma açısına eşit olacağı için burası da yine 50 olur. Burada yine aynayla yapılan açıyı vermiş. Yansıyan ışının aynayla yaptığı açı ve tamamı 90 olduğu için buraya 45 kalır. Bu 45 benim yansıma açımdır. 45 Gelme açımda yine 45 olacaktır çünkü yansıma kanunları öyle der. Bu da 45. Yansıma kanunlarından ikincisi de bu bahsettiğimiz gelen ışın, yansıyan ışın ve yüzey normali aynı düzlemdedir. Yani bunu şu anda ekrana ekrandakilerin hepsi aynı düzlemdedir. Yani yapışıktır. Hiçbiri biri çıkıntılı göstermemiştir. Yani ardarda dizilen insanları düşünelim şöyle. Ardarda dizilen insanları ya da ardarda oturan öğrencileri düşünelim arkadaşlarınızı düşünürseniz şuradan baktığımız zaman hiçbiri sağdan soldan gözükmüyorsa sadece en öndekini görüyorsak bunlar aynı düzemdedir diyebiliriz. E bir kağıdın üstüne çizdiğimiz her çizgi de çıkıntılık yapmıyorsa e, Türkçe tabiriyle uyumlu bir şey çünkü çıkıntılık yapmıyorsa bu e, çizdiğimiz şekiller bu e, çizimler o zaman bunlar aynı düzemdedir hepsi yatmıştır yani buraya diye anlatabiliriz. Şimdi F'den sonra G bölümüne geçiyorum. G bölümünde çizim istiyor. Çizimde kuralımız belli. Cismimizin kenarlarına ışınlar yolluyoruz. Şu şekilde ışını yolladım. Tam kenarına değecek şekilde. Bir tane de buradan yolladım. Şöyle. Tabii kaynağımız biraz Cisimden büyük olduğu için garip bir şekil oluyor ama Ve Buradan Cisme benzeyen bir şey çiziyorum evet, Cisme benzeyen bu gördüğüm gibi çizdim Diğerinde ise farklı bir şey yok ee, Sadece teker teker de düşünebiliriz Örneğin önce bunu yapalım Geldi Şöyle bir oradan bir oradan Şuradan Bir tane çizdik Bir tane de buradan çizelim Yani diğer cismi Şöyle Şimdi ikisini birleştirelim. Yani daha doğrusu iki çizginin arasında cisme benzer bir şekil yapalım. Şu şekilde, şu şekilde. Evet. Bunun boyu biraz daha büyük olur. Çünkü daha yakındır. Uzaklaştıkça gördüğünüz gibi biraz daraldı. Ben biraz geniş çizdim bunu aslında. Biraz daha küçük olması lazım. Okları çok taşırmadan çizseydim daha küçük olduğu belli olacaktı. O yüzden bunu hafiften büyütüyorum. Ne kadar kaynağa yaklaşırsa ya da kaynak cisme yaklaşırsa o zaman büyür. Ne kadar o aralarındaki fark uzaklaşırsa şu şekilde o zaman da cisim küçülür. Başka bir mantıkta eğer perdeye uzaklaştırma gibi bir durum varsa örneğin şöyle noktasal bir kaynak yaparsak biraz daha belirgin olur. Şöyle noktasal yaparsam şöyle hatta şöyle uzatayım. Şöyle uzatayım. Gördüğümüz gibi eğer perde şurada olsaydı şu kadar bir yuvarlak olacaktı. Eğer perde burada olsaydı bu kadar büyük bir yuvarlak olacaktı. Demek ki perdeye uzaklaştırırsam gölge boyum büyüyor. Perdeyi yaklaştırırsam gölge boyum küçülüyor. Bu şeylerde asla yaklaşınca ne oluyordu uzaklaşıyor ne oluyordu şeklinde yorum yapmayın. Bir zahmet çizin. Örneğin şunun için yaklaştığını söylüyorsa o zaman şuraya koyun. Yaklaştırdım. Ama dikkat edin şurada benim yaptığım gibi bunun büyüklüğü bu kadarken daha büyük bir şey koymayın. Aynı büyüklükte koyun. Çizim karelilere daha kolay olur. Defterinizde daha kolay fark edersiniz bunu. Bunu koyduktan sonra bu çizimi bir daha yapıp böyle gözünüzle görün. Yani ezbere iş olmaz burada. Devam ediyorum. G bölümünü de bitirdik. Evet şuradayız. Bu G bölümünün devamı sanırım. Diyor ki aşağıda verilen çoktan seçmeli soruları yanıtlayınız. Birinci soru anladığım kadarıyla bu. Diyor ki yukarıdaki ağacın gölgesi güneşin hangi konumunda kısa olur? E, sabahleyin yani yatay açıdan gelenlerde uzun olurdu. Ama tam en tepeden gelen öğle vakti ışınlarında ise en kısa olur. Bu durumda tabii ki 3 numara doğru cevaptır. Doğru cevabımız C seçeneğidir. Aşağı bakıyorum. Burada bu şekil çıkmış. Şunu kapatalım. Hı. Evet. Diyor ki bir öğrenci el feneriyle saydam olmayan bir cisme şekildeki gibi ışık tutuyor. Tam gölge oluşumu ile ilgili olarak aşağıdaki düşüncelerini ifade ediyor. Buna göre hangi öğrencinin ifadeleri doğrudur? El feneri cisme yaklaştırırsa gölge büyür. Tam olarak demek istediğimiz bu el fenerini cisme yaklaştırırsam deyince yaklaştırın. Yani bunu ben yaklaştırdım şöyle. Şimdi çiziyorum. Şöyle çizdim. Bir de şöyle çizdim. Baktığınız gibi kocaman bir şey oldu. Yaklaştırdım ve çizimimi yaptım ve gölgenin büyüdüğünü gördüm. Gölge büyür o zaman doğru. Şimdi bunu siliyorum. B de diyor ki cisim perdeye yaklaştırırsa gölge küçülür. Cismi gerçekten perdeye yaklaştırıyorum şöyle. Ama dediğim gibi aynı boyda cismi yaklaştırmak lazım. Benimki biraz değişik oldu. Şöyle yaklaştırdığım zaman çiziyorum. Çizdi, çizdikten sonra gölgeme bakıyorum. Evet çizdiğim bu kırmızı gölge aşağıdaki gri gölgeden tabii ki küçük. Bu da küçülür demiş zaten. O zaman bu da doğru. Bu şekilde ne diyorsa onu yapmak lazım. Pelin cisim Saydam olsaydı yine tam gölge olurdu. Saydam olsaydı gör, tam gölge olmazdı. Çünkü opak bir cisim lazım. Bu çizmeye gerek olmadan yanlış diyebileceğimiz bir ifade. Ayşe ve Mehmet'e de çizip gördük. Doğru. O zaman hangi hangileri doğru dediğine göre Ayşe ve Mehmet C seçeneği doğrudur. Bu da sorular böyle yapılır. Çizeceksin. Kendi gözünde göreceksin. Üçüncü soruya geçiyorum. Hatta 3 ve 4'ü beraber göreyim. Üçüncü soru diyor ki aşağıda verilenlerden hangisinin hangilerinde ışığın yayılması doğru bir şekilde gösterilmiştir? Doğrusal olarak ışınlar halinde yayılır. Bu doğrudur. Çünkü yamulma yok ve sonuçta bu kaynak bu gösterilen ışın yerlerine hatta ekstradan fazladan şuralara kadar bile şöyle ben şunu tekrar koyayım. Şuralara kadar bile yani şunu devam ettirse şöyle şöyle de devam ettirmesinde hiçbir sakınca yok. Hepsi şu şekilde doğrusal olarak yayılıyor. O zaman bu doğru. Biri alıyoruz. 2'ye baktığımız zaman şöyle bir kıvrılma var. Işık doğrusal yayıldığı için bu kıvrılma olduğu zaman bu ifade yanlıştır. Şurada da bir tane ampul var. E, buralara gitmiş iyi güzel doğrusal ama şuralara da gitmesi gerekiyor. Yani bunu şu şekilde de gittiği için bunların da çizilmesi gerekiyor. O zaman bunda bir hata var demektir. Hata olduğuna göre bunu çiziyoruz. Burada ise abajur var. Abajur olmasına rağmen çıkıyor bu abajurun amacı şudur. Işığı sadece şuralara gitsin diye yapılır. O yüzden bu da eleniyor. Çünkü içinden çıkamaz. Doğru çizim A'dır o yüzden. 4'e geçiyoruz. Yine bir gölge, tam gölge sorusu. Doğru verilmiştir diyor. Şimdi baktığımız zaman eğer benim cismim bu şekilde ise gölgem de bu şekilde olmalı. Yani cismin şekli gölgenin şekliyle aynı olmalı. Yani burada örneğin 3 rakamını koyup burada 4 rakama çıkmaması gerekiyor. Baktığımız zaman şıklara şu olmaz. Niye? Yamulma gibi bir durum yok. yamulma, bu da yamulmuş, bu da yamulmuş. Ama baktığımız zaman bu aynısı. Büyüklüğüyle ilgili bir şey söylemiyor. Tabii ki bundan büyük olacak. Çünkü şöyle ışını yolladığımız zaman fark ediliyor daha büyük olacağı. Ama büyüklükle ilgili bir şey demediği için biz direkt C seçeneğini kabul ediyoruz. Evet bu da son sorumuz. Son soruya bakalım. Diyor ki aşağıdakilerden hangisi doğal ışık kaynağı değildir? Doğal ışık kaynağını nasıl ayırt edeceğimizi diğer sorularda görmüştük. İnsan yapmıyorsa doğaldır. İnsan yapıyorsa yapaydır. El fenerini insan yapmış. O zaman doğal ışık kaynağı değildir. Güneş insan yapmamış doğaldır. Yıldız. O da güneş de bir yıldızdır zaten. İnsan yapmamış. E, o zaman doğaldır. Ateş böceği bu da tabii ki insan yapımı olmadığı için. Bu da doğaldır. Benden doğal olmayanı sorduğu için el fenerini yani yapay olanı seçtim. Doğru cevap C seçeneğidir. Evet. Bu da son sorumuzdu. Umarım bu yazılı karşınıza çıkar ya da benzer sorular çıkar. Ve iyi bir not alırsınız. Herkese iyi çalışmalar. Bir sonraki yazılı çalışmasında görüşmek üzere. İyi çalışmalar.